Merhaba, bugün size 4 haber derledik. İlk haberimiz İsviçre'den. İsviçre devletine ait PostFinance Bankası müşterilerine kripto hizmeti sunacağını açıkladı. Tamamı İsviçre hükümetine ait olan ve ülkenin en büyük 5. bankası olan PostFinance, 2.5 milyon müşterisine Bitcoin ve Ethereum gibi önde gelen kripto para birimlerini satın alma, saklama ve satma hizmeti vermeye başlayacak. Tabii zamanı geldiğinde daha fazla kripto para da eklenecek. Banka tarafından yapılan açıklamada kripto varlık hizmeti sunmak için yerel kripto bankası Signum ile ortaklığa gidildiği bildirildi. PostFinance baş yatırım sorumlusu da yaptığı açıklamada dijital varlıklar finans dünyasının ayrılmaz bir parçası haline geldi ve bizim müşterilerimiz de bu pazara güvenilir ana bankaları olan PostFinance'den erişmek istiyor. Signum Bank gibi mükemmel hizmet sunan saygın ve köklü bir ortak her zamankinden daha önemli dedi. İkinci haberimiz blok zincir teknolojisiyle ilgili. Son dönemlerde zaten birçok şirketin çalışmalarını blok zincir teknolojisine doğru kaydırdığına şahit oluyoruz. Şimdi Avrupa bankaları da dijital tahviller için sürdürülebilir blockchain platformunu başlattı. Şöyle ki, yani İsveç ve Fransa'dan iki banka blok zincir teknolojisi üzerine kurulu yeni bir dijital tahvil platformunun lansmanını gerçekleştirdi. Platform kurumsal müşterilerin dijital olarak tahvil ihraç etmelerini, ticaret yapmalarını ve takas etmelerini sağlayarak geleneksel yöntemlerden daha verimli ve daha güvenli bir süreç sağlayacak. Platform SCB ve Crédit Agricole Bank'ın Soband adlı ortak bir projesi. Dikkat çeken bir başka ayrıntı da şu, blok zincir ağının Proof of Climate Awareness adlı bir doğrulama protokolü kullanarak çevre üzerindeki ayak izini en aza indirecek olması. Sonraki haberimiz La Floren'le ilgili. ABD merkezli moda devi La Floren, Miami'de açmış olduğu yeni mağazasında kripto para birimleriyle ödeme kabul edeceğini açıkladı. Şirket tarafından yapılan bir basın açıklamasına göre, müşterilerin Bitcoin, Ethereum ve Matic'i kullanarak mağazadan alışveriş yapabilecekleri belirtildi. Dünyanın en büyük moda markalarından biri olan La Floren zaten bir süredir Web3 alanında varlık göstermek için çalışmalarını gerçekleştiriyordu. Kripto paraların kullanımına dair haberlerin biz gelecekte daha da artacağını düşünüyoruz ve tüm gelişmeleri ilgili takip etmeye devam edeceğiz. İlginizi çekeceğini düşündüğümüz bir şeyle bitirelim. Bitcoin'in efsanevi yaratıcısı Satoshi Nakamoto dün, yani 5 Nisan'da 48 yaşına bastı. Bitcoin'in yaratıcı ya da yaratıcılarının gerçek kimliği bilinmiyor elbette. Ancak kripto ekosistemi Satoshi Nakamoto'nun doğum gününü P2P Foundation'a kaydolurken verdiği 5 Nisan olarak kutluyor. Doğum günü kutlu olsun. Bugünlük bu kadardı. Teşekkürler.